KRT ekranlarından merhabalar. 17. saatle karşınızdayız. Gündemin sıcak gelişmelerini değerlendirmeye devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz ise Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Necdet Gökçınar. Hoş geldiniz elimize. Hoş buldum Gökhan Bey. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Seyircilerimize hayırlı iftarlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olsunlar. Evet. Tekrardan bitti derken yeni bir sürecin içine hep birlikte girdik. Evet, hep birlikte. 31 Mart seçimleri tamamlandı ancak İstanbul için elbette farklı bir süreç geçti. Önce seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu bir karar verdi. Mazbatası tekrardan geri alındı. Şimdi 23 Haziran'da tekrardan bir Büyükşehir Belediyesi için seçime gideceğiz. Siz de o seçimde tekrardan Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayısınız. Şimdi detaylara konuşuruz. Gerek iktidar tarafından yapılan açıklamalar, gerek sizin ona verdiğiniz cevapların hepsini konuşuruz ama ilk olarak şuradan başlamak istiyorum. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı hakkında siz bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak ne düşünüyorsunuz? Bir hak gaspının olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa işte gerekçeler anlatıldı Yüksek Seçim Kurulu tarafından. Sandık kurulu üyelerinin memur olmaması ana gerekçe olarak gösterildi. Ne düşünüyorsunuz iptal kararı ile ilgili? Şimdi efendim bir büyükşehir belediye başkanı adayı olmadan önce bir vatandaş olarak çok üzülüyorum. Hatta utanıyorum. Çünkü bu bizim çocuklarımıza siyaset tarihimizde koyacağımız birçok sayfalarda olduğu gibi yeni bir siyah sayfa olarak gelecek. Belki onlar şöyle diyecekler, ya böyle bir iş yapılırken bizim dedelerimiz, babalarımız ne yapıyorlarmış diyecekler. Bizim Kırşehir seçimlerinin, ben Kırşehirliyim, 54 yılında bir seçim yapılıyor. Ben 52'liyim ama o tarihi biliyorum. Bizim evde de sonradan çok dinledik, okudum da. Bölükbaşı parti kuruyor. Benim hemşerim Osman Bölükbaşı. Çok laf ustası bir zattı. O devrin, Demokrat Parti iktidarı bütün ülkede seçimi silip süpürüyor. Bütün milletvekili. Ancak Kırşehir'deki bütün milletvekillerini Bölükbaşı'nın partisi kazanıyor. Rahmetli Millet Partisi. Yani şimdi biz bunu böyle gülerek okuyoruz ya, galiba bunu da böyle diyecekler. Deniyor ki kardeşim, herkes bize oy verirken siz nasıl Osman Bölükbaşı'na verirsiniz? E veririz. O zaman biz de sizi il olmaktan çıkarır, ilçe yaparız diye topyekün bir ilçe, il cezalandırılıyor. Şimdi o günden burada bugüne gelirken böyle şeyler bir daha olmasın isterdik ama benim fazla detayına girmeden bu kararla ilgili söyleyeceğim budur. Hukukun katledilmesidir. Böyle bir şey keşke olmasaydı. Ve olduktan sonraki izahlar iyice işi zamanadan çıkarıyor. Mesela 250 sayfa nasıl okuyacak, neresinde bulacaksak gerekçeli karar. Hadi bulduk diyelim. Diyor ki işte ne diyor? Sandık kurulu resmi şey oluşmadı. Halbuki resmiden oluşmaz diye yasada madde var. Bulunmazsa onun onayı da seçimlerdir örneğin. Buraların hepsi böyle zorlama şeyler. Fakat piyasada mesela İktidar Partisi adayına soruyorlar. Ona göre çalındı diyor. Çaldılar diyor. Şimdi bunu düzeltmek için, yok ben halk ağzıyla söylemiştim. Ya çalma lafının halk ağzıyla söylenişiyle entelektüel ağızla söyle bir fark var. Çalma çalmadır. Neyi söylüyorsunuz? Yani orada öyle yazıyor, burada böyle diyor. Daha bir ileri adım attılar. Dediler ki biz Yüksek Seçim Kurulu'na sandık kurulları oluşurken yanlış yaptı diyorduk ya. Bence çok doğru yapmışlar meğerse. Öyle marifetli insanlar koymuşlar ki. Seçmen geliyor ya pusulalar almaya, gözüne bakıyor, kime oy vereceğini anlıyor. O eğer onun istediği partiye vermeyecek birisi ise onun pusulasını vermiyor, öbürünü veriyor. Eksik pusula veriyor. Siz nasıl buluyorsunuz bu soruya ben nasıl cevap vereyim? Yani? Bu nedeni daha doğrusu. Değil ya mi? Bunun nedeni benim istediğim olmadı. Ben iktidar hırsı gözümü bürüdü. Aklıma benim de ters gelen şeyleri göremiyorum. Böyle kendi kendime bir şeyler söylüyorum. Bunun izahı bu. Yoksa aklı başında bir insan bunları söyler. Seçim iptali olur mu? Çok olur. Seçim iptali çok istisnai bir şeydir. Kökten iptal olmaz. Yani bizim seçim kanunlarımızı buyurun okuyun. Evet, seçim iptali böyle son kerte olabilecek bir şey değil. Olabilir. Yüksek seçim hata yapabilir filan ya da şöyle olabilir. Çalınmış oy bulunur. Bunların hepsini yaşadık. Yani 4 tane seçimden bir tanesi iptal. Bu kadar zorlama bir karar. Bu şunu söylüyor. Biz, İktidar Partisi diyor ki, biz İstanbul'dan iktidarı bırakmak istemiyoruz. E biz istiyoruz. O zaman iptal ederiz. Bir daha seçiliriz. Ne zaman kadar? Ben seçilinceye kadar. Böyle bir manzara çıkıyor. Yani şimdi gerçekten 23 Haziran'da da benzer durumlar yaşanırsa
Yani ne düşünmeliyiz? Nasıl olacak? Yani inşallah olmasın diyorum. Bir de o var yani. Biz şimdi bu seçim kuruluyla o seçime gireceğiz değil mi? Evet. Ben bir kuruma güveni sarsmak manasında söyleyeyim. Kurumlar onun yöneticileriyle yönlenen şeylerdir. Yoksa kurumun tüzel kişiliği tabii ki bize lazım. Ama bu hakikaten bir soru olarak duruyor. Belki bu süreçte şu önümüzdeki bayram sonrası seçimin asıl yoğunlaşacağı dönemde biz insanlarımıza bir kere evvela bakın daha Saadet Partisi'ne hiç girmedik. Genel bir konudan bahsediyoruz. Saadet Partisi'ne girmedik. Halbuki ben Saadet Partisi adayım. Belki de çok klasik bir politikacı olsaydık ki biz kesinlikle böyle bir şey olmadık hiçbir zaman. Ya şimdi haksızlık falan oldu ama biz de o seçimi kazanamamıştık. Oh bize bir fırsat daha çıktı diye böyle bir tavır sergilemek. Evet, kesinlikle bu birinci bölüm hukuksuzluktur. Kime yapılırsa yapılsın. Bunun karşısında mağdur kim olursa olsun. Aslında direkt olarak Ekrem İmamoğlu'yla da bir ilgisi yok. Zaten ben diyorum yani ki burada bir gerçi hak. Ekrem İmamoğlu'na yapılan haksızlık için ne diyorsun diyor bazı arkadaşlarınız böyle programlarda. Diyorum ki isimden çıkaralım çünkü bunu bir genele indirelim. Bugün Ekrem İmamoğlu, yarın ben olurum. Evet. Yarın evet. Başkası olur. Bir şu prensibi koyalım. Kardeşim mazbatası verilmiş, seçimi kazanmış. Bu da ilgili kurum tarafından tescil edilmiş bir insanın elindeki mazbata alınmaz. Bu insan kim? İmamoğlu. Ha ki iyi o zaman alınsın. Ha Necdet alınmasın ya da filanca böyle bir şey olmaz. Bu zihin seviyemizi, demokrasi anlayışımızı mutlaka buraya getirmemiz lazım. Efendim gelmedi mi? Ben şimdi ilgili parti taraftarlarından bazı şeyler duyuyorum. Hakikaten çok ihtiyacımız var böyle bir şeye. Ben hangi parti oy verirse versin bu konuda yok arkadaş bu kadar olmaz diyecek bir tavır. İnşallah bizim demokrasimiz için çok ümit verici olacak. Oraya doğru gidiyoruz inşallah ben olacağına inanıyorum. Peki şimdi 31 Mart sonrası İstanbul'da seçimler tekrarlanıyor. 23 Haziran'da sandık başına girecek. Bir yandan da tabii 23 Haziran kararı alınca gözler işte Saadet Partisi diğer bağımsız adayların üzerine çevrilmişti. Siz ilk önce dediniz ki aday olacağınızı sosyal medyadan söylediniz. Daha sonra Saadet Partisi'nin yetkili organları toplandı, karar alındı. Siz adaylığınıza devam edeceksiniz. O süreci bize bir anlatabilir misiniz? Karar nasıl alındı, nasıl verildi 23 Haziran'da da sizinle yine devam edileceği kararı? Efendim karar alma mekanizmalarının hepsinde bulunamadım. Çünkü ben aday olduğum için bir nevi hani taraf olarak tabii dışında gelişmesi. Zaten benim adaylığım da benim dışımda gelişen teşkilatımızın tensipleriyle olan bir iştir. Yoksa biz böyle bir yerlere tırmalayarak ben olayım falan bizde böyle bir adet yoktur. Hiçbir zaman da olmamıştır. Hele ben bunu hiç yapmam. Aldığımız teşkilat terbiyesi budur. Arkadaşlarımız uygun görmüşler. Şimdi aynı süreç yeniden işletildi. Başlangıçtaki ben buradayım ifadesi şu demek. Yani genel merkezimiz ve ilgili kurullarımız biz Necdet Bey'le devam ediyoruz derlerse ben kamuoyuna bildiriyorum ki ben yerimde duruyorum, hazırım. Demezlerse onlar ne diyorsa onu yaparım demektir bu. Şimdi bu tabii başka türlü anlaşmalara yol açmış olabilir ama bizim usulümüz budur. Benim orada bir kararlılık göstermem lazımdı. Kendi şahsi açısından Necdet Gökçen olarak ben buradayım. Siz orada olmayın derse genel merkez nasıl ki beni onlar aday yaptılarsa, teşkilatım aday yaptıysa şimdi yapmıyorum dediği zaman da buyurun deriz biz gene başka mevkide çalışırız. Ben 92'den beri bu teşkilatın içindeyim. Bizim Erbakan hocamızdan gördüğümüz teşkilat usulü budur. En akla yatkın olan hiyerarşik yapıdaki bir organizasyonda da olması gereken budur. Şimdi oradaki bir haftalık gecikmeyi başka türlü tevil edenler oldular. Tabii evet. Bunlara kamuoyunda bir açıklık getirmek için söylemiyorum. Yoksa böyle her lafa sözle söz dizilmişimiz değil ama bunu... yani şimdi efendim yeni bir durum doğuyor. Birinci günden hemen biz tekrar filan ya bir bakalım unuttuğumuz bir şey olabilir mi diye bir ihtiyat yoklaması yani bu. Bu gerekçeli kararın çıkmasını da azıcık bekleyelim gibi bir şey oldu. Kaldı ki gerekçeli karar yani zaten beklenecek kadar şey değil mi? Zaten okumaya fırsat öbür seçime yaklaşırdı. Dolayısıyla böyle bir süreçten sonra genel başkanımız zaten benim o ifadelerim hepsinde son kararı genel başkanımız söyleyecek. İlgili kurallarını istişare edecek. Nitekim söyledi. Ve biz oradan aldığımız işaret fişeğiyle hemen yeniden teşkilatlarımızla beraber çalışmalara başladık. Tepki olarak peki tekrardan adaylığınızı açıkladıktan sonra nasıl hem parti yönetiminden hem de yani birkaç iktidar cephesinden de tepki geldiğini biliyoruz. Bizim parti yönetiminden herhangi bir tepki gelemez. Zaten onların onayıyla olacağı için. Çünkü bu istişarelerin bir ucu da İstanbul teşkilatlarıyla yapılan istişareler. Yani onların tensibi bu yönde olduğuna göre oradan tepki olması zaten şey değil. Yok, ortak karar olumlu yönde. Tabii ortak karar olmuyor. Karar alınıyor. Karardan sonra herkes
buna artık dört elle sarılıyor. Sarı. Dışarıdan gelenlere gelince. Evet. Şimdi tepkiler. Ben şöyle bir şey yapsam Gökhan Bey, 31 Mart seçimlerine kadar size yok desem, bundan aday yok desem, baktı ki olmuyor, bunlar teröristlerle işbirliği yapıyor desem, bunlar inananların birliğini bozuyorlar desem, böyle değil mi, onlar duyduk desem, dediğime bakma, onların hepsi oldu. Şimdi 31 Mart'tan sonra gelip de ya Gökhan Bey siz bu adaylıktan çekilseniz filan diyemem, yüzüm kızarır. Çünkü daha evvel bir sürü laf söyledim, hani ben yoktum. Bu tür şeylerle karşılaştınız mı derseniz çok karşılaştım. Kimisini nasihatla, kimisini sağ ol kardeşim diye geçiştirdik ama yoğun bir trafik yaşadım ben bu dönemde. Allah razı olsun, teşkilatımız bize sahip çıktı. Bizim kesinlikle böyle bir şey yapacağımız zaten söz konusu belirlenmez. Hatta ben böyle bir teklifin, böyle bir lafın söylenmesine bile çok üzüldüm. Yani legal bir parti, Saadet Partisi. Aldığı oya bakmayın. Saadet Partisi iddia ediyorum Türkiye'nin en büyük partisidir. Dava, şuur ve prensipler açısından. Herkes prensibini söyleyebilir. Büyük küçüğe halkımız karar verecek. Ancak şunu söylüyorum. Milli Nizam Partisi'nde ne söylüyor idiysek bugün de aynısını söylüyoruz. Efendim siz kendinizi güncellemiyor musunuz? Biz 2 kere 2'ye 4 diyoruz. Bunun neyini güncelleyeyim ben? 2 kere 2 4. Milli Nizam'da da 4'tü. Şimdi de 4. Bu ne demek? Hak dediğimiz şey işte şurada seçim sonuçlarının doğurduğu hukuksuzluğu söylerken de bu prensibe dayanıyorum. Yoksa ben kimseyi hoşnut etmek... Evet. Bu lafımızı bile şöyle yorumluyorlar. Her yerde doğrudur diyorsun. Bu lafı bile şöyle yorumluyorlar. Deniyor ki bunlar bunun bir hukuksuz olduğunu söylüyorlar ya, oraya göz kırpıyorlar. Ya biz kimseye göz filan kırpmıyoruz. Biz bağımsız bir partiyiz. Kendi teşkilatlarımız var, adayımız var. Bütün seçmenlerimize bize oy verin. Biz kazanacağız diye giriyoruz. Netice 103 bin oy oluyor. 503 bin oy olur. Her neyse biz buna... Tamam deriz, yeniden çalışmaya başlarız. Yani bu siyasi anlayış o kadar unutulmuş ki. Yani bunu yeniden hatırlatmaktan ben artık bütün yayınlarda biraz şey oldum ama güzel de oluyor. Allah razı olsun sizin vasıtanızdan. Bir kere şu herkes böyle düşünmesi lazım. Bak ne kadar rahat söylüyorum. Milli Nizam'da ne diyorsak şimdi. Çünkü benim söylediğim şey bugüne bağlı, yarına bağlı bir doğru değil. Hak dediğimiz şey budur. Her zaman doğru olan şey hak derler. Biz bunu söylüyoruz. Şimdi de burada bir haksızlık var. Gene söylüyoruz. Efendim bunun mağduru filancaydı. Siz oraya mı? Hayır. Binali Bey de olsaydı aynı şeyi söyleyecektim. Evet. Onlardan da bana böyle bir şey yapılırsa aynısını beklerdim. Bekliyorum da deniyor mu? Onlarla ilgili değil. Ama bir şey söyleyeyim size. O gün bütün medya kanalları, sizi tenzih ediyorum, bize kapalıydı. Bazılarına arkadaşlarımız müracaat ettiler. Ya dediler yani sizin burası bir ticari müessese, parayla oluyorsa bir iş para verelim. Hangi yani kaç kuruşsa. Bu dediniz? Yani 31 Mart'tan önceki seçimlerde bu havuz medyası diye tabir edilen. Ya para verseniz de olmaz dediler. Tamam mı? Şimdi efendim millet iradesinin ortaya çıkmasını istiyoruz değil mi? Millet iradesi şurada duruyor. Burada da öteki partilerin şeyleri var. Seçilecek adayları var. İnsanlar demez mi ya kardeşim şunlar bir konuşsun bakayım yan yana tek tek. Ben de dinleyeyim. Ya ben bugüne kadar şu partiye oy verdim ama bu Necdet Bey'i beğendim ya. Ben bu arkadaşın fikirleri güzel, buna versem mi acaba filan desin, o desin. Siz millet iradesini Necdet'i saklayarak bastırmaya mı çalışıyorsunuz? Dünkü basın toplantınızda da en çok bu konuya değindiniz. Yani sürekli işte birkaç adayın üzerinde durulduğunu, çok ciddi serzenişte bulundunuz aslında. Yani ben kendim için anlaşılıyor böyle deyince. Ben hakikaten ülkemizdeki siyasi seviye açısından bunu söylüyorum. Söylesin kardeşim, hakaret etmekten sonra. Efendim insanları böyle teröre, tetişe teşvik etmekten sonra söylesin. Desin ki kardeşim ben şöyle bir fikirdeyim. Benim vatandaşım da desin ki yok ben buna oy vermem. İrade böyle tecelli eder. Şimdi siz kapalı ekranlar arkasına bir Necdet Gökşin'i saklayacaksınız. Söyle bakalım bu ikisinden hangisini seçiyorsun diye. Sokak muhabiri yapıyor. O mu bu mu? E peki Necdet Gökşin'er? O veya saklar, diğer bağımsız adaylar. Veya diğer, evet yani diğer bağımsız adaylar hiç duymadık mesela. Var. Ben onu da diyorum. Çağıracaksanız bir televizyondan böyle bir teklif gelmiş de. Biz hep çağırdık. Hep beraber olur musunuz diye dedim. Hepsi olsun gelsinler. O arkadaşı tanımıyorum. Yani Vatan Partisi galiba değil mi? Onun adayı mı? Galiba. Evet. Öbürleri çekildiler. Tamam olabilir. Vatan Parti kararları da çekilebilir. Yani biz burada kendimizden ve tezimizden korkmuyorsak bu tür fikirlerden korkmamız lazım. Çünkü bizim insanımızın derin bir feraseti var. Eğer siz meseleyi iyi sunarsanız onlar bunu anlarlar. Belki de yani Saadet Partisi'nin adayı çıkarsa aman buradan bize oy kalmaz diye mi çekiniyorlar bilmiyorum. Ama ne olursa olsun biz halkımızla, seçmenlerimizle çok yakın bir ilişki içerisindeyiz. Allah'a çok şükür.
Biz hep böyle olduk, bir medya duvarıyla hep siyasi hayatımız bundan geçmiştir. Eğer medya yaşamamışsak, Erbakan Hoca televizyonda sadece konuşurken medya, trafolar patlar. Evet, sadece medya derken 31 Mart sürecine giderken Cumhurbaşkanı Erdoğan da Saadet Partisi'nin adayı İstanbul'da yok, adayı yok ifadesini kullanmıştı. Yani işte iktidar cephesinde de bir ötekileştirme söz konusu. O iktidar cephesinde ötekileştirme yani halk nezdinde de var da siyaseten de böyle bir şey söylendi. Hı. Ben olsam söylemezdim. Bilmiyor olacağını zannetmiyorum. Yani bu bir yok sayma politikası galiba. Hı hı. Ama Allah'a şükür varız. Yeniden varız. Biz de seçime giriyoruz. Zaten bizi pek fazla hesaba almıyordunuz. Niye bu kadar üstümüze düşüyordunuz? Particik dediniz bize. Evet. Saadetçik dediniz. E şimdi ne oldu? Aldığımız oyu da beğenmiyorsunuz. Ama şimdi biz birdenbire, işte ben diyorum ya seçmenleri ben, bizim aldığımız oyun sayısıyla bizi ölçmeyin diyorum. Saadet Partisi'nin bir davası var. Onlar orantısal yaparsan bizim hiç adımızın okumaması lazım. Halbuki şu anda Türkiye'de en çok konuşulan parti, en çok konuşulan aday durumuna geldik. Seçmenlerimiz bunu böyle seyrediyorlar. İnşallah bu medya kanallarıyla da olup biteni daha iyi anlatırsak 23 Haziran'da çok isabetli, doğru bir karar vereceklerine ben inanıyorum. Peki şimdi yine tartışılan bir konu var. Tüm konular aslında birbiriyle bağlantılı ama Saadet Partisi'nin aday olmasına rağmen, yani siz aday olmanıza rağmen özellikle Cumhur İttifakı tarafından Saadet Partili vatandaşların oylarına talip olunması. Şimdi son olarak Binali Yıldırım'ın bir tweet'i var. Evet. O tweet de hazırsa ekranlara gelsin, arkadaşlarımız getirsin. Binali Yıldırım attığı tweette Saadet Partisi'nin oylarına talip olduğunu belirtiyor. İşte Necmettin Erbakan'ın, işte gelsin ekranlara. Erbakan Hoca'nın hayatı boyunca milli ve yerli vurgusu yaparak siyasi ömrünü tamamlamıştır. Türkiye'nin özgün savunma sanayisinde olması gerektiğini söylemiştir. Saadet Partisi'nin bu seçimlerde bana oy vereceğini düşünüyorum diyor. Şimdi Saadet Partisi'nin adayı sizsiniz. Çünkü önemli. Düşünüyorum evet, çünkü. Erbakan Hoca'yla devam ediyor. Nedenine. Evet, niye böyle düşündü de aşağıda asıl önemli o. Evet. Şimdi neler söylemek istersiniz bu tweetle ilgili? Özgün yani savunma sanayine bu kadar önem veren bir iktidar gidip de tank ve palet fabrikasını satmaz. Bir. Dur gitmesin o tweet'e. Tekrar gelebilir mi arkadaşlar o tweet ekrana? Evet. Erbakan Hoca hayatı boyunca milli ve yerliydi. Ha, siyasi ömrünü tamamlamıştır. Siyasi ömrünü tamamlamıştır. Fani ömrünü tamamlamıştır ama siyasi ömrünü tamamlamamıştır. Neden? Onun siyasi ömrü derken umdelerinden bahsediyorsak, işte Saadet Partisi burada. Onun umdeleri yaşıyor. Onun prensipleri yaşıyor. Adalet, hak, özgürlük, refah. Şu bizim rozetimizdeki 5 yıldızın. Şimdi fırsat olursa konuşuruz. O bedavadan yapılmış bir iş değil. O da o ifadeyi de düzeltelim. Fani ömrünü tamamlamıştır herkes gibi. O da bir fanidir. Allah rahmetiyle muamele etsin. Fakat siyasi ömrü yaşıyor. Saadet Partisi bünyesinde yaşıyor. Sonra gelelim milli ve yerli. Erbakan Hoca hayattayken siz onun yolundan ayrılıp bir parti kurdunuz. Ve oluşturulan bir algı operasyonuyla süratle iktidar oldunuz. Olmanıza izin verildi. Her neyse, onun şimdi fazla detayına girmeyeyim. Oldunuz. Fakat iktidara geri gelmez dediniz ki, biz bu Erbakan Hoca'nın umdelerinden birisi var ya, prens milli görüş dedikleri, biz o gömleği çıkardık dediniz. E şimdi siz ne, bu nedir yani şimdi bu? Ben buna hadi oradan demek haksız mıyım şimdi? Şimdi bu gerekçelerle oy istiyoruz. Normalde ne ki Saadet Parti'de seçmenlerden de ben oy istiyorum de. Bu aşağıyı niye karıştırıyorsun? Yani biz şimdi Erbakan taraftarıyız ya. Bu hoş değil ya. Biraz daha şey yapalım. Şimdi ben bu lafları... 31 Mart öncesinde o kadar söylenen işte beka sorunu üzerinden... Beka çok falan kalmadı. Söylenen... Ne oldu? Beka ne oldu? Beka ne oldu? Yani bir anda bitti galiba. Yani insanlara... Çok sert söylemler vardı Saadet Partisi'ne birlikte. Oh neler neler neler. Biz şimdi Kandil'le direkt işbirliği dedik efendim. Sonradan geldiğimiz süreçte kimin kimden işbirliği yaptığı çok net gözüküyor şimdi. Halkımız bunları ibretle seyrediyor. Yalnız ben kendilerini bir manada ikaz etmek istiyorum. Gökhan Beyciğim, şimdi sizin vasıtanızla bu sadece kardeşhane bir ikaz. Bana illa oy verin falan değil. Bana verirlerse çok memnun olurum. Onlara hizmet etmekten gurur duyarım ancak. Şimdi bu süreçte dedi ki korkunç bir hukuksuzluk var. Bu hukuksuzluğun mağduru kim olursa olsun biz hukuksuzluğun önemli karşısında oluruz. Olması. Evet. Burada evet. Bir hukuksuzluk var. Kim mağdur? Böyle bakınca değilmiş demeyiz. Oraya bakmadan deriz. Hukuksuz mu hukuksuz? Tamam. Şimdi bir vatandaşımız düşünelim. Ben aziz hemşehrilerime sesleniyorum.
Ben geçen seçimlerde CHP'ye mağdur olan aday o şu anda olduğu için CHP'ye oy vermedim. Fakat şu iptal kararı var ya, o kadar sinirlendim ki bu sefer oraya oy vereceğim. Bak şimdi burada bir akıl yanılması olabilir. Ben ikaz için söylüyorum. Neden söylüyorum? Mağduriyetler ve şahıslar üzerinden seçim tercihi yapılmaz. Bir mantık kayması oluyor burada. Şimdi bu kardeşimiz, böyle bir kardeşimizi tasavvur edelim. Peki siz geçen seçimler kime oy vermiştiniz? Diyelim ki İktidar Partisi'ne oy vermiştiniz. Eğer siz mağduriyeti öfkelenerek oy veriyorsanız muhtemelen o seçimde de şiir okudu diye hapse atıldığına oy verdiniz. Oy verme kriteri bu değil. Mağdurun yanında durmak başka, hukuksuzluğun karşısında durmak başka. Bir dakika, oy mu vereceğiz? Ha, gel bakalım. Sen ne diyorsun? Nasıl beni yöneteceksin? Onları bir anlat bana, bir dinleyeyim. Ne yapacaksın benim için? Şu İstanbul'da benim şurama gelen sıkıntılarımı nasıl gidereceksin? Bu konuşulması lazım. Şimdi böyle bir seviyorum ben sizi, siz de beni sevin. Ya tamam, sevelim biz hep kardeşiz. Sevgiyi baştan beri biz söylüyoruz da ortada da bir iş var. Bunu kim yapacak? Burada ben kardeşlerimi ikaz ediyorum. Acizane hatırlatıyorum. Öfkeyle oy verilmez. Bak, oy vermek Gökhan Beyciğim çok ciddi bir iştir. Bugün bir oy veriyorsunuz ya. Bu oyu alıp da iktidar olan zihniyetin bütün yaptığı icraatlara oyunuz oranında ortak oluyorsunuz. Bu ağır bir sorun oldu. Evet. Yani şimdi geçen bir yerde söyledim, bir ticaret yapan bir adamcağız birisi geldi, bir mal aldı, 10 milyar lira çek verecek. Çeki işte geliyor, adam soruyorsunuz ya bu kim, nedir, çekin ödüyorum bankaya falan. 10 milyar lira para, tamam iyi para da yani kaybolmasın o da. Fakat bu çoluğunuzun, çocuğunuzun, sizin geleceğinizle ilgili bir şeye oy veriyorsunuz. Daha titiz olmanız lazım. Onu bankalardan falan soruyorsun ya, burada sen ne diyorsun, gel bakalım Necdet Bey sen ne diyorsun kardeşim? Güzel anlatıyorsun da Saadet filan, sen nasıl yöneteceksin beni? Ben ona diyorum bak kardeşim, bir, bizim 5 tane ömdemiz var. Bir, biz herkesi şefkatle kucaklayacağız. İnsan merkezli, bizimki Müslüman, Hristiyan değil, insan. Neden insan? Çünkü insan yaratılmıştan en şereflisi bir varlıktır. Bu varlığa hizmet etmek, Allah'ın yarattığı bu şerefli yavruluğa hizmet etmek dolayısıyla çok kutsal bir iştir. İnsan diyorum. Efendim, geçen gün yani öyle bir süreç yaşadık ki al ananı da git diyen çiftçiye bir azarlama. Baştan itibaren böyle geldik şimdi daha düne kadar içli dışlı oldukları sermaye gruplarına da haddinizi bilin. Bildiririm. Evet. Efendim, %50'yi evde zor tutuyorum. Bu lafları hep duyuyoruz değil mi? Sonra yeni şeyler vardı. Onlar eski de yenilerini söyleyeyim. Neydi öbür? Ha, o pankartı oraya asmışsınız ya. Bu stadı ben yapıyor. Bütün evet, bunlar da kayıt altına alınıyor diyor. Bazen düşünüyorum. Ya sloganlar. Sloganlar. Niye, yani, ya niye benden olacaksın? Ya karşımda olacaksın. Böyle yapmayacağız. Bu sevgi, barış değil. Şefkat dediğimiz bu. İkincisi refah olacak. Adalet olacak. Refah dediğim ne? İnsanlar otobüsüne rahat binip gidecek. Trafiğe çıktığı zaman perişan olmayacak. Bunlar hep insanın refahını bozan şeyler. Ondan sonra adalet olacak, özgürlük olacak. Ben size gözün üstüne kaşım var diye dedim diye ertesi gün başıma bir iş gelmeyeceğinden emin olacağım. Hakaret etmemek şartıyla. Herkes fikrini özgür söyleyecek. Ondan sonra itibar olacak. İtibar. İtibarın maalesef çok odalı saray yapmakla olmadığını hazin bir şekilde görüyoruz şimdi. Bizim şu seçim sonuçlarımız yurt dışında nasıl değerlendiriliyor sizce? Ben dışarıda bir adam olsam diyeceğim ki ya tanımıyorum Türkiye'yi ama bunlar seçimi işte gözüne bakarak anlayan kurullar dolayısıyla iptal ettiler falan. Veya soyadlarına bakarak. Soyadına, evet, itibar böyle bir şey yani, o maddi şeyle olmuyor itibar. Onlar onun türevleri. Tabii ki görkemli şeylerimiz olsun biz temsil, ama sırf oraya bindirirseniz olmadığı gözüküyor. İşte şu bize demin başa dönmüş oluyoruz belki ama şu seçim sonuçları maalesef ülkemizin itibarı konusunda da büyük bir çentik açmış durumda. İnşallah tez zamanda tedavi ederiz. Önceki gün il başkanlığınızın bir iftarı vardı. O iftara Binali Yıldırım'ı da çağrıldı. Ekrem, evet, İmamoğlu da çağrıldı. Binali Yıldırım bir telgraf gönderdi. Ekrem İmamoğlu teşrif etti, geldi. Aslında o görüntü, yani ülkemizin bu ayrışma, kutuplaşma durumunda bulunduğumuz şu dönemlerde örnek bir görüntüydü aslında ama Sayın Binali Yıldırım katılmadı. Nasıl bir diyalog geçti Sayın İmamoğlu'yla aranızda? Şimdi efendim, bu iftar davetini de organize ederken ben de organizasyon toplantılarından bir ikisine bulundum.
Yani etrafta şöyle bir şey var, özellikle iktidar tarafından. Hı hı. Bizi önce PKK ile, şimdi Halk Partisi ile filan gibi bir şey, propaganda estiriliyor. Halbuki ya Halk Partisi ile beraber olan adamın ayrı bağımsız adayı olur mu? Ben buradayım. Neyse, bunları geçelim. Şimdi böyle bir hava estiriliyor. O havayı da tabii insanlarımız yanılabilirler diye hesabı almak zorundayız. Dedik ki ya böyle olursa şöyle olur. Biz ikisine birden çağıralım dedik. Son gün hatta ben bir tweetle bu teyit ettim davetimi. Yani başkan adayı olarak il teşkilatımız organizasyon ama gelenler aday olduğu için, ben de aday olduğum için onlara böyle kardeşane mutlaka bekliyorum diyerekten, hatta mutlaka bekliyorum diyerekten bir tweet attım. Arkadaş geldi, Binali Bey geldi. Vermek istediğimiz tam da sizin dediğiniz gibiydi. Bu kutuplaştırma, o ondan şöyle yapıyor, bu bundan böyle evet. yapıyor, bozmak. Ya durun, siz kime ne anlatıyorsunuz? Ey aziz milletimiz, bakın şu mübarek gün biz bir aradayız. Aynı şeyleri düşünmüyor olabiliriz. Ama görüyorsunuz, oturuyoruz, konuşuyoruz. O gün Binali Bey şey, İmamoğlu ile 3-5 ben kendisine daha önce tanışmamıştım. Yani birkaç kere galiba arkadaşlar şey yaptılar ama o 31 Mart'ın yoğun günlerinde fırsat olmadı. Hazır böyle bir iftar vesilesiyle güzel olacaktı. Orada siyaset konuşacak değiliz. Bu bir iftar yemeği, bir nezaket yemeği. Onlar da nezaketen katıldılar. Binali Bey de nezaketen telgrafını gönderdi. Yani o da hoş bir davranış oldu. Biz burada Saadet Partisi olarak bu kutuplaştırma çabalarının önüne bir set çekebildikse biz vazifemizi yapmış sayılıyoruz. Bence oldu bu iş. Bu işi gerçekleştirdik. Yani böyle yaklaşmak lazım. Herkes merak ediyor. Siz Binali bir şey İmamoğlu Bey'le yan yana oturdunuz da diyor. Ne konuştunuz? Yani ne konuşacağız? Biz insanız. O da benim gibi. Yani yeni tanışmak, ben şimdi yeni tanıştığım bir adamdan niye konuşuyorum? Nasıl bir şey, ben anlamıyorum. Böyle mi bakmalı şunu? Nasıl olmalıydı? Efendim böyle usta yakın duruyor diyenler var. Ya ne yapsın adam, böyle mi dursun? Hatta yani kaç çocuk var, ne yapıyorlar? Onun bir oğlu galiba şeyde, benim büyük oğlum da Teknik Üniversite'den inşaat mühendisi. O da henüz, o bize göre, Binali şey İmamoğlu bize göre yaşça küçük olduğu için onunki henüz daha bitirmemiş. Böyle muhabbetler işte, Ramazan filan. Bunda ne var? Ama ben oradan çıkıp da bir siyasi tartışmaya gidersem, Binali Bey şu konuda ya da İmamoğlu Bey şu konuda yanlış düşünüyorsunuz, benim düşüncem şu. Halkımız da görsün, dinlesin. Şu, bu seviyeyi bir yakalayabilsek, vardı bu seviye. Ben geçen bir video gördüm. Erbakan hocamız rahmetli dizilmiş. Gayet nezaket içinde Ali Kırca ya da başka birisi de sunuculuk yapıyor. Yani biz nereden nereye savrulduk? Çok üzücü bir şey. 92, yani. Niye böyle oldu? 94 yılı gibi. Evet, o yıllardı. Yani o günden sonra da öyle bir şey daha yaşanmadı. Özleyerek seyrettim videoyu. Hakikaten çok hoşuma gitti. 25 böyle biraz, yıl önceki şeyler. İnşallah olacak. İnşallah. Biz bu konuda öncülük yapmaya hazırız. Biz öyle bir özel şahıslara bir husumetle falan ilgili değiliz. Fakat kardeşim sen de böyle hep de sevgi falan diyor. Senin özelliğine tabii ki benim özelliğim. Onları konuşuruz. Bak demin söylüyorum. Bizim umdelerimiz var. Siz de söyleyin. Mesela siz suya %40 indirim yaptım diyorsunuz. Bizim farkımız şurada. Bu muhalefet yapmaksa muhalefet yapmak. Dostluk, arkadaşlık başka, muhalefet başka. Siyaset yapıyoruz. Beni dinleyen kardeşlerime ben de diyorum ki ya siz %40 çok sevdiniz ya, demek ki bu iş yapıyor. Benden de %60. Hadi bakalım ne olacak? Böyle olur mu? Ben diyorum ki bak böyle olmaz. Geçen sefer sizden konuşurken anlattım. Ben bir çözüm üretiyorum. Ve meselelere nasıl yaklaşacağımı anlatıyorum. Siz de anlatın. Diyorum ki kardeşim barajlarımız su boş duruyor. Dünyadaki yeni trend öyle gidip derelerin önüne HES'ler yaparak, doğayı bozarak, ağaçları keserek, oradaki floraya, fauna dediğiniz hayvan yapısı galiba, flora bitki. Oradaki şeyi tahrip edecek şeyler yapacağım. Tamam, enerji de lazım bize. Şimdi yeni trend bu. Portekiz'de geçen gün bir şey okudum haberde. Ya bir tanesi 3,5 megawatt güneş santralı. Güneş bedava. Fazla masraf diyor. Oraya yaptığınız masrafın çok azıyla bunu yaparsınız. Bizim yerimiz de var şimdi. Gerçi her şey bina doldu ama Allah'tan ki barajlarımızın üstü boş duruyor. Oralara bina yapamamışlar. Şimdi bunun nasıl bir faydası var? Bir şey söylüyorum şimdi. Ben teşvik ediyorum. Böyle diyelim, halkımız kararı versin. Şimdi bu barajların üzerinde özellikle büyük şehirlerde yaz aylarında çok buharlaşma oluyor. Yani %25'ler falan civarında buharlaşmayla su tekrar havaya giriyor. Ya olsa bize lazım. Zaten zor biriktirdik oraya. Hele az yağış olduğu yıllarda. Bunun üstünden buharlaşma olmasın diye ne teknikler geliştirmişler biliyor musunuz? Hiç bunlara lüzum yok. Biz bu panelleri koyduğumuz zaman hem elektrik üreteceğiz, hem buradaki buharlaşmayı engelleyeceğiz, hem de elektrikle çalışan neyimiz var?
metrobüsü raylı yapacağız dedik ya. Evet, onu evet, besleyeceğiz. Bedava, enerji bedava. Sadece yatırım parasını çok kısa zamanda amorti ediyor. Finanse ediyor. Enerji bedava, güneş bedava. Efendim, ondan sonra onu aldan alacağız. Başka ne elektriği kullanıyoruz? Belediyenin elektriği kullandı, metrolara ver. İşte proje. Bunun maliyetini, şimdi benim dediğim bu şey üzerine, bu hesap üzerine, bu işler dolayısıyla ey aziz hemşerilerim, sizin su paralarınızdaki elektrik sarfiyatını çıkarıyoruz. İşte buradan da %55 indirim oluyor dediğim zaman bu gerçek indirim işte. Karşılığını söylemez indirim nedir biliyor musunuz? Balon var elimizde, şuradan sıktık. Buraya bakarsanız küçüldü. Bu balon öbür taraftan şişer. Sen bu %40'ı neyle vereceksin? Nereden temin edeceksin? Denk bütçeniz nerede? İstanbul Belediyesi'nin 25 milyar borcu var. Benim altına girmeye hazırlandığım yükün miktarını anlıyor musun? Ama çözeriz. Bunlar nasıl yapmışlar onu da soracağız. 25 milyar borç nereye harcadınız? 50 milyar civarında bütçe oluşmuş. Bu para gidiyor, 25 milyar da borç yapılıyor. Bu borcun 1,5-2 milyar civarında faizi var. Şuraya bak. Şimdi gelsin de bunu söylesin. Siz denk bütçe yapmayı bilmiyor musunuz diyorum kardeşim. Aziz hemşerilerime söylüyorum. Oy vermek istediğiniz adaya bunu sorun. Ya ben çok sevdim, çok güler yüzlü. Oradaki bir imamın nezaretinde Yasin de okuyor. Dini şey de var. Yani ben çok üzüldüm böyle bir şey önünde, kamera önünde Yasin okumalar filan. Baktılar ki öbür iktidar partileri, partisi mensupları şehit cenazelerinde Kur'an okuyunca iktidar olmuyorsa ben de Yasin okuyayım bari. Bunun başka ne anlamı var? Yasin evet. Okursan tebrik ederim. Allah kabul etsin. Namaz da kıl. Ben başka bir şey yapıyoruz burada ya. Belediye idare edeceğiz. Bunu konuşalım. Bak geçen gün söyledim öyle şeyler var ki. Projeler de var ama efendim. İki adayın da projeleri var. Sizlerin de projeleri projeler var. Projeler yalnız. Ilgili. Projeler şöyle ama. Ben şunu şöyle yapacağım. Bak size istihdam projesini söyleyeyim. Yaşadığımı söylüyorum. İstihdam. Tenkit için değil. CHP adayı Binali İmamoğlu Bey dedi ki ben 150 bin istihdam doğuracağım dedi. Kayıtlarınızda var. Karşısındaki aday dedi ki Binali Bey benden 250 dedi. Ben diyorum ki bunlar oy verilmez. Nasıl yapacaksın kardeşim? 150 bin istihdam nereden? Sen bu kadar istihdam meraklısı bir zihniyetsen eğer daha geçen sene bir ay içerisinde 5 tane şeker fabrikasını böyle peynir ekmek satar gibi sattın. Oradaki işçiler nerede? Şimdi istihdam demişken İşsizlikle devam edelim o zaman. Çünkü Sayın Genel Başkan Temel Karamollaoğlu da haftalık her basın toplantısında ekonomik gelişmelerle işsizliği başa koyuyor. Şimdi işsizlikle ilgili bir iki dakikalık bir toplama bir haberimiz var. Son günlerde yaşanan o gelişmelerle ilgili. O iki dakikalık haberi izleyelim, onun üzerinden devam edelim efendim. Olur efendim. Son rakamlara göre Türkiye'de işsizlik Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerinde. Son rakama göre oran 14,7. Ancak bu oran özellikle kadınlar ve gençler arasında çok yaygın. İstanbul'da yaşayan hemen hemen 4 gençten biri iş arıyor. İdare ede ede geldik burayı, girmiştik artık batağın içine çıkamıyoruz. Gençlerimiz işsiz. Gençlerimiz işsiz. Bunların geleceği ne olacak ben bilmiyorum. Bunları biz yani ekmek bulamıyoruz. Siz nasıl evlendireceğiz, nasıl meydana çıkaracağız bilemiyorum yavrum. Türkiye'nin en büyük sorunu haline gelen işsizlik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın da karşısına sık sık çıkıyor. Ben iki üniversite mezunuyum, işim yok şu anda. Ama nasıl geçinecekler babalar, evine nasıl ekmek götürecekler? Geçen cuma günü İstanbul'da işsiz kadının sorusunu Erdoğan, herkes iş bulacak diye bir şey var mı diye yanıtladı. İstismarın peşinde erken emeklilik diye bir şey olmaz. Efendim iş bulamıyoruz. Avrupa'da şu anda emeklilik yaşı kaça çıkıyor? Biliyoruz, sizi takip ediyoruz bütün açıklamaları ama iş bulamıyoruz efendim, iş yok. Gerçekten ben iki üniversite mezunuyum, işim yok şu anda. Ama nasıl geçinecekler babalar, evine nasıl ekmek götürecekler? Efendim, o şu anda işi var, çalışıyor. Ama inanın çıktığında iş bulma lüksü yok bence. Erdoğan iftar vakti de Kısıtlı'daki konutundan çıkarak Zeytinburnu sahiline gitti. Çocuklara oyuncak dağıttı, yer sofrasında orucunu açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar yaptığı ailenin bazı yakınlarıyla da telefonda görüştü.
Ancak işsizlik, iş talebi orada da Erdoğan'ın karşısına çıktı. Erdoğan'ı karşısında görünce bir umut yanına yaklaşan genç kız derdini anlatmayı başardı. Sonuç bir soru işareti olarak kaldı. İzledik videoyu. Toparlama işsizlik gelişmesi. Aslında İstanbul seçimlerine o kadar odaklanıldı ki Türkiye'nin gerçek gündemine bir türlü dönülemiyor. Dönülse de çözüm üretilemiyor. Şimdi nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği cevap, gelişmeler, işsizlik oranları. Buna çözüm olarak ne yapılabilir, ne olabilir? Şimdi Gökhan Beyciğim, burada biz baştan beri diyoruz ki hiçbir partinin adayıyla şahsen bir şeyimiz yok. Partinin kendisiyle de yok. Biz zihniyetleri tartışıyoruz. Evet. Bugün o aday onu temsil eder. Yarın başka bir şey, o zihniyeti konuşmamız lazım. Cumhurbaşkanı'nın şu sözü şu zihniyeti ifade ediyor. Herkes bir iş bulacak diye bir şey mi? Bir şey mi var? Herkesin iş bulacak diye bir şey yani mi var? Yani işsizliği baştan zihniyet olarak bu normal diyor. Böyle olur diyor. Bunun üstüne söylenecek bir şey yok. Demek ki bu zihniyetle işsizlik çözülmez. Daha işin teorisinde evet ben size hepinize iş bulmak gibi bir mevkide oturuyordum ama bu işi çok beceremedim. Şöyle şöyle yapacağım da inşallah olacak dese oturup konuşuruz. Herkes iş bulmak diye bir şey yok ki diyor. Tamam bitti, tartışma bitti. Veya kocan çalışıyorsa yeterli diyor. Kocan çalışıyorsa yeterli diyor. O kadar idare et diyor. İşte buradan bu zihniyetten bunu kim söyler, bu zihniyetten hiçbir işe soruna çözüm olmaz. Biz diyoruz ki Necdet Gökçinar kardeşiniz olarak Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olursam diyelim ki bana bir haber getir, şikayet geldi. Diyelim ki Sultanbeyli'nin filanca mahallesindeki bir kardeşimizin bir sıkıntısı var. Kamuyla ilgili. Yani mutlu değil, gözü yaşlı, ağlıyor kadıncağız ya da çocuk. Ya ne yapayım kardeşim, git onu Cumhurbaşkanı'na söyle ya da bakanlığa söyle diyemem. Söyleyeceksen de ben söylerim yetkim aşıyorsa. Böyle bir yaklaşım işte, birincisi bu şefkat. Şimdi Cumhurbaşkanımızdan biz beraber çalışırken 92'li yıllarda Refah Partisi döneminde şu şeyi çok söylerdi kendisi ve çok isabetli bir şeydir. Yöneticilerin sorumluluğunu anlatmak için söylenmiş bir beyittir bu. Hazreti Ömer'e ithaf edilir. Bir kurt kapsa Dicle kenarında bir koyunu, gelir de Ömer'den sorar adli ilahi onu. Bu ne diyor biliyor musunuz? Yani sorumluluk yüksek. Evet. Ya Dicle kenarında koyunu kurt kaptıysa ben de diyemezsin. O bile yani biraz şey abartarak. O bile sorumluluk. Sorumlu tabii. Şimdi ben iş bulmak zorunda değilim ya da iş bulmak neydi, öyle bir şey var mı? Herkesi i̇şte bu lafı bitiriyor konuştu. Dolayısıyla bu zihniyetten işsizlik sorununa hiçbir şey gelmez. Gelmeyeceği de çok net. Geçenlerde burada bir fabrika, şeker fabrikalarının nasıl zarar ettiğini, yabancı bir kuruluş burada imalat yapıyor, isim söylemeyelim, onu zaten bilenler biliyor, diyor ki efendim diyor bu şeker fabrikası zarar ediyor falan diyor, bir rapor yazıyor, sanki bu rapor gökten geldi, hemen bir ay sonra özelleştirmeye alındı, canım şeker fabrikaları satıldı. Bir tanesi bizim Kırşehir fabrikası. Ya bizim Kırşehir'de şimdi bir şeker fabrikası deyip geçmeyin, şeker fabrikası yani şeker sektörü şu anda belki 60 bile olabilir. 10 milyon insanı ilgilendiren pozitif yönde bir iştir. Tabii, 10 milyon. Ailelerle birlikte tabii. Tabii ailesi, bak aileyle bitmiyor. Evet. Fabrikada çalışan, fabrikanın makinasını yapan, tabii, traktörle taşıyan, ticari, o traktörün bakımı, sanayi ve kalkınma öyle bir şeydir ki siz bir domino taşı gibi eğer bu dominoyu pozitif yönde devirirseniz siz de şaşarsınız nasıl oluyor diye. Öbür türlü devirirseniz de biz şaşarız nasıl oluyor diye. Evet. Ondan şaşırmıyorlar ama. Diyorlar ki böyle bir şeye mecbur değiliz diyorlar. Sat. Şimdi geldik. Hadi şeker yemeyelim de başka bir şey yiyelim. Tank falet fabrikası satılıyor. Ona da etrafına bir sürü şeyler sürdü. Yok efendim daha verimli çalışacakmış. Sen niye çalıştıramıyorsun? Sizi niye seçtik oraya biz? Şeker fabrikasını sen niye çalışmıyorsun? Bakın biz Sanayi Bakanlığı yıllarımda, ben 76'da bu Erbakan Hoca ile beraber çalıştığımız yıllarda Şeker Makine diye bir şirket vardı Ankara'da. Ne iş yapıyordu biliyor musunuz? A'dan Z'ye şeker fabrikası kuruyor. Şeker fabrikasını yapılıyor. Bu da kuruyor. Makinasıyla teçhizata geliyor. Bu fabrika veriyor. Şimdi o günden bugüne 80'den sonra uygulanan politikalar maalesef bizi buralara getirdi. Orada bir 96 yıllarında Refah Yol dönemiyle bir nefes aldık. Fakat
Tabii ondan sonra gelişen süreçlerde yeniden seçmenimiz Aziz Hemşerilerin başka sahiplerle yönlendirilerek toplum mühendisliği yapılar bu hale geldik. Şimdi bu toplum mühendisleri gene iş başında. Ben buradan mülhem olarak tekrar aziz kardeşlerime hatırlatıyorum. Bak bana oy verin demiyorum. Bana oy verin diyorum da bunu demiyorum. Bu cümlede demiyorum. Şunu diyorum. Oy vermek ciddi bir iştir. Aman ha, kızgınlıkla falan oy vermeyin. Mağduriyetin yanında olmakla mağdura oy vermek arasında hiçbir ilinti yok. Başkan aday olacak bir mağdura oy verirken mağduriyetini kabul ettin, geçmiş olsun kardeşim, ama şimdi geç şuraya otur bakalım. Ne yapacaksın diye sor. Öbür adaya sor. Anlatmadım bana, efendim. Bana da 31 Mart öncesinde sorsunlar. Adayların ne yapacağı sorsunlar. Beyanlarını verdiler. Ona göre de 31 Mart sonucu benim, çıktı. Benim aklımda anlatılanlardan böyle elle tutulur bir şey yok. Muhalefet için söylemiyorum. Atlamış olabilirim. Ben de yoğundum. Anlatılan nedir? İşte israfı ne, hakikaten benim aklımda bir şey yok. Yani bu propagandadan şey, seçim döneminden falan şöyle elle tutulur bir şey yok. Varsa tekrarlasınlar. Halkımız kararını versin. Benim söylediğim vardı yoktu değil. Kardeşlerime diyorum ki oy vermek çok ciddi bir iştir. Önümüzdeki 5 seneyi bağlayacağız. Dikkat edelim. Yani ben hatta niyet ettiniz değil mi? Ben vereceğim. Bir dakika, ben buna niye oy veriyorum diye kendinizi bir çek edin. Öbürüne çok kızdığım için bunun yüzden oy verilmez. Şöyle olduğu için şöyle yapacakmış verilir. Bu indirimleri filan da çok popülist buluyorum. Mesela 25 yıldır iktidarda olan bir zihniyetin evet doğru diye bu indirime katılması da ayrı bir şey. Peki bugüne kadar neredeydiniz? İnsanların cebine ödenmemiş faturalarla geziyorlar. Biz çözümle beraber bir tek örnek veriyor değilim. Bir kere şu israf. Dilimde tüy bitti söyleye söyleye hiçbir şey değişmedi. Geçenlerde bir çalışma için Büyükçekmece'ydi galiba. Büyükçekmece E5'ten geliyor. Gökhan Bey İstanbul'a gelinceye kadar sayısız 3 geçit, yaya geçidi, araba geçidi, her neyse geçitler var. Bu geçitlerin alınlarında ve neredeyse böyle 30-40 metrelik mesafeler var. Bir de öbür tarafı var. Evet, bir de geliş tarafı var. Orada yani 50 metre, 40 metre, 3 metre, 5 metre çap, ebadında vinil şeyler asılıyor her gün. Bir tanesini geçen bizim ilin önünde gördüm. Ne yaptıksa sevdamızdan yazıyor. Evet, şimdi evet. Bu lafın yazılmasının maliyetini biliyor musun? O vinilin metresi 40 liraymış. Dışarıdan gelirmiş. Onu da basıyorlar, bir de oraya yerine takma filan, dahil mahareci bilmiyorum. Ya siz şimdi bu laf ne yapayım ben? Ne yaptı sevdamızdan? Öbürü diyor ki şu kadar bin aday ağaç diktik. O 17 günlük sürede, 17 evet, günlük evet. Geçici başkanlık sürecinde o vinillerdeki işte ne yaptıksa sevdamızdan filan vardı ya, burada işte Binali Bey'in resmi, Tayyip Bey'in resmi. O, ya da Gönül Belediyeciliği kazandı. Gönül Belediyeciliği yani durdu. Bir Nisan sabahında. Evet, o orada duruyor. Hayretle gördüm ki resim değişmiş ama vinil gene orada duruyor. İmamoğlu'nun resimleri oradaydı. Ben diyorum ki ya niye reklam yapalım? Belediyenin reklamı mı olur? Ben ağaç diktim, size diktim zaten vazifem. Bir de onu reklam etmek için bir daha milletimizden para alıyorum. İsraf derken böyle gözle, bu o çok acayip bir rakam. Şimdi normal hazırlıyor arkadaşlar. Şunu demek istiyorum. Zihniyetiniz bu olursa kardeşim niye israf ediyorsun parayı? Etme. Bak Sayıştay'da bir rapor çıktı. İSKİ ile ilgili. Tabii o rapor hazırlayanlarla filan da hemen bir karalama. Son 1,5 dakikamız bu arada. Evet, o mesajınızı da almak bitiyor. İstiyorum hemen, aslında. Hemen bitiyor. Bu konu seçmeni. Bitiyor. Şimdi 100 kilometre yol giderse 65 litre yakıt tüketiyormuş. Böyle araba varmış şeyde, İSKİ'de. Bunu bir misal diye söylüyorum. Mevzu şu. Bizim gelirlerimiz, vatandaşlarımızın paraları, alın terleri bir havuza konmuş. Bu havuza daha fazla para nasıl gelebilir hesaplayacağız. Asıl önemlisi belediye açısından, çünkü burası gelir üreten bir yer değil. Dipteki delikleri tıkayacağız. Dipteki delikleri böyle tıkadıktan sonra masrafları azaltacak tedbirler alacağız. Doğada gelen nimetleri servete dönüştürüp halkımızın hizmetine sunacağız. Benim projem bu. Her türlü de bütün adayları tanışırız. Bizim derdimiz, ben onu yenerim değil, doğru ortaya çıksın. Hak ortaya çıksın. Çünkü ben de bu şehirde yaşıyorum. Esaslı bir şekilde suya indirim olursa galiba sen Saadet adayısın diye beni ayıracak değiller. Benim faturada düşecektin inşallah. Peki. Çok teşekkür ederiz. Efendim sağ olun. Allah razı olsun. Son bir İstanbul'a mesajınız varsa, seçmene 23 Haziran mesajınız varsa böyle 30-40 saniyede onu alalım. Efendim bizim bu söylemdeki şeyimiz, sloganımız geçen sefer dürüst başkandı. Bu onun vazgeçmiş anlamına gelmiyor. Bu seferki daha çok ihtiyacımız olan bir kavramı dikkat ettik. Huzur. İstanbul'a huzur gelecek.
İstanbul'a saadetle huzur gelecek. Niye geleceğiyle ilgili birkaç başlık yazdık. Huzur hakikaten de çok duyarken bile insana huzur veren, fonetik olarak da çok güzel bir kelime. Buradan arkadaşlara ben teşekkür ediyorum. Ankara'da güzel bir ekibimiz çalışıyor. Geçen de bu lansmanla ilgili siz belki katılamadınız, bir tanıtım da yaptık. İşin esası huzur. İhtiyacımız var neye? Huzura. İhtiyacımız var neye? Adalete. İhtiyacımız var neye? Özgürlüklere. Böyle bir slogan. Bu huzuru en başa yazıyoruz. Hatta huzur özellikle benim şeyim oldu. Benim rozetimde huzur yazacak inşallah. Peki. Huzurlu günler ben diliyorum. Bütün teşekkür ederiz. İstanbul hemşehrilerime. Hepsine hayırlı yolunuz iftarlar diliyorum. Gelmekte olan Kadir gecelerini tebrik ediyorum. Bayramları ve 23 Haziran seçimlerimiz hayırlı olsun diyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. Evet, 17. saatin bugünkü konu Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Necdet Gökçınar'dı. 31 Mart sürecini konuştuk, iptal edilen seçimi konuştuk, 23 Haziran'a giden o yolu konuştuk ve tabii ki projeleri bir kez daha Sayın Gökçınar bizlerle paylaştı. Tekrar görüşeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.